Evet, bugün takvim yaprakları 16 Mayıs 2018 Çarşamba'yı gösteriyor ve bir yeni Türkiye programıyla daha karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını stüdyoda bulunan değerli bir konuğumla değerlendirmiş olacağız. Diyarbakır Sur eski belediye başkanı Cemal Toptancı yayın konuğumuz. Cemal Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Gündemin sıcak konu başlıklarını dedik ama bu arada tabii ki iletişim bilgilerimizi arkadaşlarımız ekrana yansıtacaklar. Oradan soru, görüş ve önerilerinizi de bize sunmuş olabilirsiniz, bize iletmiş olabilirsiniz diyoruz. Cemal Bey, hemen sizin gündeminizde neler var da başlayalım. Elbette ki Kudüs, bir İsrail katliamıyla Ramazan'a başlamış olduk. Bu arada hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ne dersiniz? Kudüs'ten başlayalım. Ben de başta ülkemize ve bütün alemi İslam'ın mübarek Ramazan'ını tebrik ediyorum, kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Özmen, son günlerde hepimize acı, hicranı yaşatan bu barbar İsrail'in yapmış olduğu efendim katliamı Dünya Efkari Ümmiyesi önünde kınıyor ve lanetliyorum. Şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de Şafii esmasıyla şifalar nasip etmesini diliyorum. Tabii acı, çok büyük acı içerisindeyiz. İsrail Siyonizmi ne hazin ki şu anda işte 2 gün önce gördüm ben. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin şalını, eşarpını bağlamış bir CHP'li milletvekilini görünce Türkiye bu laüsel, efendime söyleyeyim, bu vurdum duymaz muhalefeti hak etmiyor diye de nazar-ı dikkatimi celbetti. Zira CHP'nin ikinci milli şefi İsmet Ünlü'nü İslam ülkeleri içerisinde 24 Mart 1949 yılında tarihinde İsrail'i tanıyan, bu katil, barbar İsrail'i tanıyan ve bu konuda da güvence veren, İsrail'in asla yayılmacı bir strateji çizmeyeceği cihetinde de ukalaca beyanatta bulunan CHP'nin efendim lideri, bir zamanların işte İsmet İnönü'sünü de unutmamak lazım. Burada onların o tavrında yani kınıyor. Yani İsrail'i ilk tanıyan CHP'ydi, İsmet İnönü'ydü diyorsunuz. Günümüzde de bu tabloyu izlerken, bu katliamları, bu barbarca efendim muameleleri izlerken CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir yerde o kirli efendim ve muhalefet anlayışını da kınıyorum. Bu noktada efendim düşüncemi arz etmek istiyorum. Filistin noktasında fazla bir şey söylemek gerekmiyor. 1982 yılında İsrail Siyonist Stratejist Odet Yunan'ın yazdığı raporda zaten orada açıkça beyan ediliyor. Hiçbir Filistinli Müslüman o mübarek topraklarından kalmayacaklar, yaşamayacaklar. Hepsi Ürdün'e sürülecekler. Ürdün'deki şu andaki Haşimi Krallığı yıkılacak ve Filistinler oraya muhacir olarak göç etmek suretiyle orada barındırılacaklar. Sadece Filistinler üzerinde bu senaryo değil. Büyük İsrail'in, esasında ben Büyük İsrail olarak söylüyorum. Zira Amerika, şeytan Amerika, küçük İsrail olarak şu anda yanında duruyor. Perde arkasında esasında kendisidir. Lakin Amerika'yı da yöneten İsrail'in, Büyük İsrail'in kendisi olmaktadır. Bu bizi ta Türkiye'mizi bile hedeflemektedir. Bu Odet Yunan planı sadece Salt Filistin üzerinde değil, Suriye üzerindedir, Suudi üzerindedir, efendim Sudan üzerindedir, Irak üzerindedir, İran üzerindedir. Bütün bu coğrafyadaki Müslüman halkların efendime söyleyeyim devletçiklerini daha doğrusunu bizim haricimizde. Cemal, ben şunu merak ediyorum. Buyur. Şimdi yıllardır İsrail'in zulmünü orada Filistinli kardeşlerimiz görüyorlar. Müslümanlar, İslam ülkeleri birlik ve beraberlik içerisinde olduğu takdirde aslında İsrail'e net bir şekilde durdurulamaz mı? Yani İsrail'in bu zulmü sona erdirilemez mi? Neden bu zulüm hala devam ediyor? Yıllardır orada büyük bir ciddi bir katliam söz konusu, eziyet söz konusu. Sayın Özmen, bizim Kürtçe'de güzel bir sözümüz var. Çite sere kulunca ahina kulunge. Bizim başımıza ne geliyorsa biz kendi, yani kuş olarak
kendi seyahatimize, kendi sesimizle kendimizi avlatırız. Bakın bugün İslam alemi parçalanmış durumda. Özellikle mezhebi açıdan söylüyorum ki ileriki süreçlerde bir mezhep çatışmasına doğru da bu İslam coğrafyasını götürmeye matuf esasında çalışmalar var. Bir tarafta Selafi efendim, Vahabi, Suud malumunuz işte son zamanlarda Medine-i Münevvere'de bir kilisenin açılışı cihetinde, açılması cihetinde de bir antlaşma imzaladılar Vatikan'la. Diğer tarafta efendim Şia olarak İran'ın stratejileri şu anda ve Ehl-i Sünnet. Bakın Graham Fuller İslamsız Dünya adlı eserinde şöyle söylüyor. Diyor ki biz diyor zaten diyor şeyi yönlendiriyoruz, Vahabileri yönlendiriyoruz. Onlar bizim emrimizde diyor. Şiileri de uyarıyoruz diyor. Bütün mesele diyor bizim kendi hegemonyamızı kurmaya matuf diyor düşüncemizi. Engelleyen diyor Ehl-i Sünnet'tir diyor ve bunların içerisinde de Türkiye'dir diyor. Bizim Türkiye'yi egale etmemiz lazım. Bakın 1988 senesinin bir Nisan gününde, yağmurlu bir gündü. İsrail'i tel'in mitingi tertip edildi. Hatta organizasyonu benim yazıhanemde yapıldı. O zaman Allah selamet versin. Bir dönem milletvekilliğimizi de yaptı Yakup Hatipoğlu'nun riyasetinde. 100 bin insan Diyarbakır'da şimdiki Şeyh Said Meydanı'ndan ta stasyon meydanına kadar Sümer Camii'nin oraya kadar yürüyüş yapmak suretiyle sloganlar attı. Evet. İsrail'in bayraklarını yaktı, çiğnedi, ayaklarının altına aldı. Ama ne oldu biliyor musunuz? O komiteye Mossad tehdit mektupları gönderdi. Biz o günden sonra bizimle uğraşıldı, bizimle efendime söylediğim şey edildi, farkında olmadık biz. Evet. Ve bugün Diyarbakır'da işte iki gün önce malumunuz yine Filistin için Allah nasip ederse pazar günü de en azından 1 milyona yakın o Nevruz Meydanı'nda ben Müslümanların toplanacağına inanıyorum. Fakat bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız lazım. Yani İsrail dediğin ne? Teknolojileri var, hakimiyetleri var. Dünyaya efendime söyleyeyim süper o barbarlıklarıyla salmış oldukları dehşetengiz efendime söyleyeyim ölüm makinalarıyla bizden güçlü olabilirler. Ama farkında değiliz. Biz birleştiğimiz zaman kesinlikle o noktada İsrail'in bu barbarlığına yani son verecek. Özellikle şu Arap ülkeleri herhalde petrollerini bir gün kapatsalar, petrol gazları, vanaları kapatsalar herhalde Batı, İsrail, Amerika, İngiltere dize gelir değil mi? Sayın Özmen, bunları yapamazlar. Şu andaki Arap yönetimleri, Arap bir yönetimleri gün dahi kapatmalar mümkün değil mi? Onların emrinde, onların vesayetinde. Türkiye'de nasıl muhalefet başkalarının vesayetinde muhalefet yapıyorsa Arap ülkelerinin yöneticileri de öyledir. Yani siz Suud'dan ne bekleyebilirsiniz? Siz Suud'un efendime söyleyeyim hanedanlığından ne bekliyorsunuz? Bunlar Lawrence'in bıraktığı tohumlarının çocukları bunlar. Bir Katar'ı çıkar. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri efendime söyleyeyim, Suud vesaire, yani Mısır, herkes alır. Yani sonuçta herkes bir de öbür taraf var bu işin. Müslümanlar katledilirken... Ona inanmıyorlar. Şu anda dünya gailesi, dünya efendim safahati, dünya saltanatı onları almış götürmüş onların. Öbür taraftan, öbür ahiret hayatından, ebedi hayattan haberleri yok onlar. Gafil. İslami de yaşamıyorlar. Bunlara biz Müslüman diyoruz ama samimi söylüyorum. Belki de Rabbim bizi Türkiye'yi de yani tabii şu anda Türkiye çok ciddi bir umut haline gelmiş durumda. Muhalefet ediyor. Türkiye'nin sesi çıkıyor. Uzaktan işte bir Pakistan, Malezya, Endonezya Allah razı olsun kendilerinden onları da unutmamak lazım. Fakat sadece bu coğrafyada Türkiye'nin bir sesi çıkıyor yani netice itibariyle. Peki Türkiye'de özellikle Kudüs bilinci yerli yerinde midir? Yani daha bu bilinç nasıl artırılabilir? Kudüs bilinci hayır. 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 Kesinlikle. Sözümüzde Kudüs var. Özümüzde Kudüs yok. Bunu görelim. Yani kendimizi hamasi sözcüklerle efendime söyleyeyim aldatmayalım. Müslüman samimi olur. Allah ile sadakat akdi imzalayan insandır Müslüman. Fakat bu Müslüman nerede? Bugün bizim bütün hicranımızın temelinde yatan neden bu. Nereden? Yahudi Siyonistin efendime söyleyeyim barbarca 8 aylık Leyla'yı şehit etmesinin anlamı bu kardeşim. Ya tam olarak nerede hata yapıyoruz sizce Cemal Bey?
inançta tahrip edildik. Bölündük, parçalandık. Bizi parçaladılar. İşte bir tarafta görüyoruz, şu siyaset sahnemizi görüyoruz. Yarın öbür gün seçime gireceğiz. Hala adam Yasin Börü'nün katilinin serbest bırakılmasını istiyor. Nereye gidiyoruz diye sorulur mu hiç kardeşim? He? Sorulur mu bu? Evet. Yani ben anlıyorum sizin sormak istediğinizin karşılığında ne cevap vermek istediğimi, dilediğinizi de biliyorum. Keşke öyle olsa ama Rabbimizde tabii ki ümidimizi kesmeyeceğiz, dua edeceğiz. Evet, 24 evet. Haziran yaklaşıyor. Tabii ki dün meclis Kudüs konusuyla olağanüstü toplandı, özel gündemle toplandı. Orada Kudüs'le ilgili 3 parti ortak bir bildirge ortaya koydu, imzaladı ve kınadı. Fakat PKK'nın sözcüsü olan HDP mecliste ortak bildiriye imza atmadı. Fakat bugün HDP bir toplantı gerçekleştirdi ve kınadığını ifade etti. HDP işte meclis diyoruz, Doğu ve Güneydoğu diyoruz, Kürtler diyoruz, 24 Haziran diyoruz. Ne dersiniz? HDP Kürt halkı adına kesinlikle bu kınamayı yapmadı. HDP zaten bizzatihi Siyonizmin emrinde, Mossad'ın emrinde kurulmuş bir parti. CIA'nin emrinde kurulmuş bir parti. HDP'nin kendisinin vesayeti altında olduğu, PKK'nın kendisi de hakeza öyle. Dolayısıyla öyle cesur bir şekilde dün değil evvelsi gün o üç partimizin grubu bulunan, efendime söyleyeyim, meclisteki partimizin imzaladığı manifestonun altına imza atma işleri Türkiye ile bütünlük içerisinde olmadıklarını deklare etmek içindi. Biz bir değiliz demek içindi. Biz ayrıyız demek içindi. Bunu Kürt halkı görüyor tabii ki. Bakın ben demin 100 bin insanın Diyarbakır'da bir Nisan günü yürüdüğünü ve pazar günü de bunu göreceğiz Allah'ın izniyle. Çok daha muhteşem bir doğrusu mitingin olacağını da ben öngörüyorum. Bu olacaktır. HDP'yi bu keyfiyette esasında muhaze etmeye hiç gerek yok. HDP bir yerli değildir, milli değildir. Kimler açısından? Türkler açısından da. Kürtler açısından da kesinlikle Batı'ya engajeli, Batı'nın güdümünde, Haçlı'nın güdümünde, Siyonizmin güdümünde bölgede çiban yarası olarak sürekli kaşınan ve bu vücudu, bu ümmetin vücudunu rahatsız eden bir virüs gibi topluluğumuzu rahatsız etmektedir, milletimizi rahatsız etmektedir, biz insanlarımızı rahatsız etmektedir. Evet, tabii ki bu arada Demirtaş'ta konuşmakta fayda var. Demirtaş'ın çıkması gerektiğini söyleyenler var bugünlerde. Maalesef diyorum, AK Partili bir milletvekili ismi de çıktı, isim çıktı ve Demirtaş'ın serbest kalması gerektiğini dile getirdi. Ne dersiniz? Seçimlere gidilirken Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti lideri olarak vermiş olduğu beyanatlar, mesajlar kimlerin önümüzdeki efendim seçimde milletvekili olacağı cihetinde net okunuyor. Bu zavallı anladı ki bu 24 Haziran'da aday gösterilmeyecek. Zavallı dediğiniz bir AK Partili vekilden söz ediyorsunuz. Elbette ki zavallı derim. Onun zihniyetiyle kınıyorum ben esasında. Neden kınıyorum şimdi? Peki çıksın. Kimsenin cezaevinde olmasını istemeyiz. Sayın Özmen, aileleri var, çocukları var insanların. Kimi kader mahkumu, kimi efendime söyleyeyim şu bu mahkumu. İstersen terörist bile olsun, keşke teröre bulaşmasa deriz biz. İnsan olarak üzülürüz. İnsanlık da bunu gerektirir ama gelelim işin özüne. Bakın Selahattin Demirtaş niçin içeride? 2014 yılının 6... Yani çok özür diliyorum ama Meral Akşener de Demirtaş çıksın diyor, AK Partili bir isim de çıksın diyor. Ona geleceğim, Meral Hanım'a da geleceğim. Şimdi izin verirseniz şunu ifade edeyim. Selahattin Demirtaş neden içeridedir? Aziz kardeşim, tarih olarak söylüyorum. 6 Ekim 2014 tarihinde o gece 00:08 Kandil Baronu, katil, alçak Cemil Bayık Twitter'da bir paylaşım yapıyor. İzninizle ben o Twitter'i okuyayım size. Ne diyor Cemil Bayık? Gençleri, kadınları 7'den 70'e herkesi Kobani'ye sahip çıkmaya çağırıyorum. Onurumuzu,
namusumuzu korumaya, metropolleri işgal etmeye çağırıyoruz diyor. Cemil Bayık bunu söylüyor. Peki Selahattin Demirtaş bu mesaja ne zaman cevap veriyor? 21 saat 57 dakika sonra, yani 6 Ekim gecesi saat 21.57'de. Bakalım Selahattin Efendi ne beyanat veriyor. Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halkımızı sokağa alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz diyor. Ve sokaklara barbarlar çıkıyor. Yasinleri şehit eden barbarlar çıkıyor. Arkadaşlarıyla birlikte alçakça katletmeye çıkıyorlar. Ve şehrim, Diyarbakır'ım ve bölge yakılıp yıkılmak isteniyor. Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasının sebebi budur. Ey Meral, ey ülkücü, ey milliyetçi Meral, hanımefendi ve ey sen Temel, ey Müslüman, Müslüman kurban etini dağıttığı için katledilirken senin vicdanın sızlamıyor mu? Sen bugün bir katili efendime söyleyeyim sahipleniyorsun. Muharrem İnce'yi bırak. Onun ne söylediği belli değil. Akşamdan kalmış olabilir diye düşünüyorum ben. Peki Selahattin çıksın. Çıksın ama takdir edersiniz şu anda Ramazan'ın birinci günü bugün. İki küsur ay sonra Kurban Bayramı gelecek. Diyarbakır'ın sokaklarında Yasin Bölüler yine et dağıtacak fakirlere. Selahattin'in dışarıya çıktığı bir ortamda sen Muharrem İnce, sen Meral Akşener, sen Temel Karamollaoğlu, siz o Yasinlerin de şehit edilmeyeceğini garanti ediyor musunuz bana? Söyler misiniz? Ben garanti görmüyorum. Devletin hukuku... Aslında Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasa bir bakıma bölgede huzurun da kenetlenmesi, yani artmasına da neden oldu sayılırım değil mi? Yani dışarıda olmuş olsaydı acaba nasıl bir provokasyona imza atacaktı? Selahattin de bir zavallıdır Sayın Özmen. Selahattin'e bakın, demin söyledim. Kandil katili, baronu, alçak Cemil Bayık kendisine emir ediyor. Twitter'ı gece saat 00.08'de diyorum ya atıyor. Bakıyor ki bir hareketlenme yok. O zaman Selahattin başka şekilde ikaz ediliyor bu sefer. Sosyal medya üzerinde değil. Sen ne yapıyorsun? Bizim emrimizi niye dinlemiyorsun? Ey Selahattin. Peki Cemil Bayık'a bunu söyleyen kim? CIA, Mossad, KGB, BNB, MI6. Bunlar söylüyorlar. Avrupa Birliği söylüyor. Brüksel söylüyor. Berlin söylüyor. Washington söylüyor. Tel Aviv söylüyor. Ve Selahattin Demirtaş çıkıyor efendime söyleyeyim. Bu Twitter'ı paylaşırken maalesef ortalık kan gölüne dönüyor. Tekrar ediyor söylüyorum. Ben de Selahattin Demirtaş'ın çıkmasını isterim. Niçin içeride kalsın? Peki bana bu muhalefet liderlerine, bu pragmatist davranan, bu efendime söyleyeyim, sadece bu önümüzdeki seçim için Kürtleri aldatmaya matuf, Kürtleri bir oyuncak gibi gören bu zavallı, bu zihniyeti kınarken söylüyorum. Selahattinler dışarıda olduğu zaman Yasin Börüler acaba serbestçe et dağıtabilecekler mi? Bunu garanti ediyor musunuz? Buna güveniyor musunuz? Gelin bunun için bir manifestoya imza atın altına. Ben Cemal Toptancı olarak ben de söylüyorum Selahattin Demirtaş çıksın. Bu şartla. Üçü çıksın, imza atsın. Selahattin kesinlikle dışarıya çıktıktan sonra bir daha Yasinler katledilmeyecek, şehit edilmeyecek desinler. Ben de onlarla beraber dördüncü imzayı atayım. Sayın Özmen. Evet, tabii ki Türkiye terörle mücadelede çok ciddi ilerledi. Ciddi bir kayba uğramış oldu terör örgütü. Bu bakımdan bölgedeki son durum nedir? Size ne gibi haberler geliyor? Diyarbakır'da insanlar 24 Haziran'a yönelik neler düşünüyorlar mesela? Şimdi çok enteresandır. Geçen gün iki tane bölgeden AK Parti'nin milletvekili adayını gördüm. Bakın AK Parti'ye müracaat etmiş iki milletvekili adayı. Bir yerde tevafuk etti. Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan değil, bölgeden. Diyarbakır'dan değil Sayın Özmen. O kadar net adres vermek istemiyorum diyorsun. Yok. Oturuyorum, bir yerdeyim. Efendime söyleyeyim, kulak misafiri oldum. Arkadaş
birbirlerine sohbet ederken o iki milletvekili, üçüncü bir kişi daha var, ona hitaben, o bölgeden değil. Diyorlar ki, efendim diyorlar, en büyük sıkıntımız bir, Kuzey Irak yönetiminin referandum olayına Türkiye devlet ve hükümet olarak karşı çıkması bizim için büyük bir sıkıntı. İkincisi, MHP ile ittifakın yapılması bizim için sıkıntı. Üçüncüsü, Afrin operasyonu bizim için sıkıntı. Bunu AK Partili milletvekili aday adayı söylüyor bölgeden. Dikkat buyurun. Adamın Türkiye'nin geleceğiyle alakalı hiçbir projesi yok. Adamın zihniyeti odaklanmış bir yere, bir makam sevdasının uğruna memleketi satacak kadar efendim söyleyeyim, bir zihniyet de orada duruyor. İnşallah da edilmeyecek. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlardan da bunu algılıyorum. Şimdi şunu ifade edeyim. MHP ile AK Parti, evet, Cumhur İttifakı'nı kurdu. MHP kendi milletvekilinin altına imza atacak, mühür vuracak. MHP sadece Cumhurbaşkanımız için oy verecek. Binaenaleyh bu ittifak kesinlikle bir devletin geleceği yönündeki bir ittifaktır. Ve ortanın o kaotik bir ortama sürüklenmemesi cihetine. Bakın bir şey söyleyeyim. Sayın Özmen, 1991 senesinde Diyarbakır'dayım ve Milli Görüş düşüncesine müntesip bir kardeşinizim. Refah Partimiz, MÇP ve İDP ittifak kurdular seçime giderken. Ben ilk kez hayatımda neden bu ittifak oldu diye Refah Partisi'ne oy vermedim. Bir kere daha ifade etmiştim bunu başka bir yerde. Neden vermedim? O gün için. Benim bir duruşum var. İhtiyaç yok. Ona binaen söyledim. Ama bugün için söylüyorum. Sayın Devlet Bahçeli'nin, evet, MHP Türk milliyetçisi bir partidir. Ama muhafazakar bir partidir. Ve tarihinde Kürtlere yönelik de bir katliami yoktur MHP'nin. Ben 68 yaşındayım. Tarihi okuyan biriyim. Tarih bilinci olan bir Müslüman Kürt'üm ben. CHP'nin tarihine baktığım zaman, ulusalcı CHP'nin, seküler CHP'nin tarihine baktığım zaman, gayri resmi efendim rakamlarda 1930'da 47 bin Müslüman Kürt'ü çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, erkek demeden ellerini birbirine bağlamak suretiyle Zilan'da Kürtleri katleden CHP'nin kendisidir. Peki HDP, CHP ile gizli ittifak arayışları içerisindeyken bu sual edilmiyor da Kürtlere karşı, Kürtlere yönelik hiçbir katliami, Sakso çatışması olmuştur. Ben 68 kuşağıyım, soldan geliyorum. Olmuştur o dönemlerde ama Türk-Kürt milliyetçiliği adına bir savaş, bir efendim için çatışma olmamıştır. Buna gidilmemiştir. Bunları görmek lazım. İkincisi, bunu söylüyorum. Kuzey Irak hususunda, bakın, Barzani yönetiminden Türkiye asla rahatsızlık duymadı. Barzani ile biz çok yönde ittifak içerisinde olduk. Hatta Barzani yönetimi bu petrolün nakli noktasında Amerika'ya karşı cephe de aldı. Biz de kendisine zaman zaman yardımda bulunduk. Parasal sıkıntıları oldu. Bağdat hükümetinin kendilerine karşı efendim takındığı olumsuz tavırı biz izale etmeye çalıştık. Fakat amaç neydi biliyor musunuz? Referandum sonrası Goran, Kayabe ve efendim mesela PKK'nın birleşmesi suretiyle bugün PYD nasıl Kuzey Suriye'de ateist, dinsiz bir Kürt efendim mesulüm yapılanmasını ki İsrail'in emrinde bir kukla devletçi şu anda Birleşik Arap Emirliği gibi, şu anda efendim mesulüm Suud yönetimi gibi bir yönetim istedi. Türkiye buna karşı çıktı. Yoksa Berzani'nin kendisine karşı çıkmadı. Afrin olayına gelince, Afrin'de biz operasyonu yaptık. Biz Kürtlere karşı yapmadık. Afrin'deki Kürtlere karşı asla yapmadık. Amerika'ya karşı yaptık. 5000 tır silahı oraya taşıyan Amerika PYD'ye o silahları vermedi. Bizimle savaşmak için önceden hazırlığını yaptı orada. Bakın yakın tarihimiz çok büyük bir savaşa gebedir. Biz bunları görüyoruz, öngörüyoruz Müslüman olarak. Ferasetimizle biz bunu öngörüyoruz. Dolayısıyla kimse efendime söyleyeyim Afrin'e niçin girdin diye bu noktada algılar oluşturmasın.
haklı olarak biz geleceğimizi güvence altına almak için biz bunu yapmak mecburiyetindeydik. Namusumuzu korumak için. Evet, referandum sürecinde Doğu ve Güneydoğu'daki yaşayan Kürt kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu evet dedi, destek verdi. Peki 24 Haziran'da tercihleri ne olur? Nasıl bir atmosfer görüyorsunuz orada? Sayın Özmen, bu konuda anahtar AK Parti'dedir. AK Parti, ki ben ümitliyim bu sefer. Yani şu anda mevcut parlamentonun yani içerisinde... Evet diyenler de 24 Haziran'da yine desteğini ortaya koyar mı? Aday listesi. Kesinlikle aday listesi ve bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti'nin genel başkanı lideri de bunları görüyor, öngörüyor efendime söyleyeyim. Kesinlikle aday listesi. Gece git PKK ile görüş, sabahleyin gel devlette efendime söyleyeyim, ihale almaya çalış, AK Partili görün. O türler artık gitti bitti. Sistem de onu artık kabullenmeyecek. Çünkü yeni başkanlık sistemi biliyorsunuz yasama ile alakalı olacak. Artık memur atamasıdır. Şu ataması, bu ataması kesinlikle olmadığına mütevellit, dirayetli, milli ve yerli ve bilinçli, belirli bir eğitim almış. Efendim listeler ihya edildiği zaman eminim siz göreceksiniz bunu. Batı'da, Batı metropollerinde bugün İstanbul gibi bir yerde %10'u aşkın bir oy aldılar. %12, 7 Haziran'da aldılar biliyorsun. Bu oy 3-4 puan kaybıyla bir Kasım'da kendilerine yine bir milletvekili çıkarttı. Ancak şunu söyleyeyim. AK Parti bu yönde hassas olmalı. Çıkaracakları adaylar ki o noktada da eminim. Tam bu noktada düzgün. Da evet. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan listeleri şu anda listeler üzerinde, isimler üzerinde çalışmalar evet. yapıyor. Sizce nasıl bir dikkat, yani nasıl bir uyarınız olur bu listeler üzerinde çalışılırken? Mesela sıkıntılı isimlerin aday olduğunu görüyorsunuz sanırım. Bu şu anlamda söyleyeyim ben size. Sadece AK Parti'de değil, bütün partilerde de bu böyledir. Onlar sanıyorlar ki bu adayla içerisinde tercih ediyorum iyilerini. Gerçekten de bu ülkeye katkı sunmaya, hizmet yapmaya, bu devletin birlik ve beraberliğini isteme noktasında elini taşın altına koymak suretiyle parlamenter olmak isteyenlere saygım var, önlerinde saygıyla ilgiliyorum. Ama geneline baktığınız zaman bu sanki eski bir kafa, sanki eski bir kafa, efendime söyleyeyim eski yönetim anlayışı, eski Türkiye yok, eski siyaset de yok. Bu münasebetle bu arkadaşlar içerisinde elemine olacak. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da demin de tekrar söylüyorum. Bütün bunları 16 yıllık bir iktidar süreçleri oldu. Ne hataları oldu, ne yanlışları oldu, ne kusurları oldu. Kendileri de gördüler, muhasebe ettiler. Beraber olduğu arkadaşların kendilerine yaptığı yanlışlıkları da müşahede ettiler. Bu sefer efendim söyleyeyim böyle bir şey hata kesinlikle ve asla kabul edilmeyecek ve ben bundan da ümitliyim. Referandum sürecinde çünkü bölgede Sayın Özmen şu anda bir durgunluk var. Şu anda bir sessizlik var. Kimse neden? Düşüncesini neden beyan etmiyor. Kimse görüşünü beyan işte etmiyor. Bu korku değil. Bu evet. korkudan değil. Şey kararsızlık mı var? Bekliyor. Bekliyor. Kendisine acaba iktidar partisi dokunacak insanları mı seçecek yoksa etraflarına dokunan insanlar mı gelecek? Yani listeler çok önemli diyorsunuz. Çok önemli. Çok 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 önemli. Bunun da bilincinden. Sayın Cumhurbaşkanı bunun da bilincindedir Allah'ın izniyle ve gençleşecek. Türkiye'nin efendime söyleyeyim böyle benim yaşlarıma gelmiş ondan sonra aşmış insanların yaşadığı o siyasi şeyleri artık tahammülü yok. Yeni genç dimaklara ihtiyacımız var. Ben çocuğumun dünyaya nasıl baktığını bilmiyorum. Sayın Özmen, gelecek çocuklarındır. Gelecek gençlerindir. Gelecek onların olması hasebiyle benim standartlarımla, benim kriterlerimle, benim efendime söyleyeyim dayatmalarımla bu ülke ileriye gidemez. Gençliğin perspektifinde, gözlüğünü takmak suretiyle ileriye bakacağız. Ve ona göre bir liste yapacak inşallah diyorum. Ben onu bekliyorum yani. Ve evet. ümitliyim. Evet tabii ki siz de belediyecilikten geliyorsunuz. Ve Doğu ve Güneydoğu'da oldukça fazla kayyumların atandığı belediyeler var. Onların çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Yerli yerinde midir? Eksikler nelerdir? Seçime nasıl yansır kayyumların çalışmaları? Kayyumların devletin
mülki erkanından takdir edilmek suretiyle görevlendirilmeleri çok isabetli olmuştur. Bu konuda da zaman zaman ben sosyal medyada da paylaşımlarımı yaptım. Eğer benim gibi sivilleri getirmiş olsalardı çok büyük bir yanılgı olurdu. Çok büyük bir efendim bölgeye doğrusunu söyleyeyim çok sıkıntı oluştururdu. Fakat devletin mülki erkanından gelen bu arkadaşlarımızın ceset olarak fiziki anlamda söylüyorum büyük katkılar sağladıklarını görüyorum. Yani belediyecilik hizmetleri bağlamında motomot onu ifade ediyorum. Fakat biraz eksikleri de şu yönde görüyorum Sayın Özmen. Yerlisi olmadıkları için bir de devletin bürokratik şeyinden, çevresinden gelmeleri hasebiyle fazla bir empati kurma, yani dokunma keyfiyetinde yeterli kalmadıklarını müşahede ettim. Ha bu tabii ki yardım yapmak, şu etmek, bu etmek, evini ziyaret etmek, efendime söyleyeyim, içerisine, halkın içerisine girmek falan anlamına gelmiyor bu. Bir sefer telefon ediliyorsa bir vatandaş tarafından, belediye başkanının direkt kendisinin telefona cevap vermesi lazım. Eğer belediyenin kapısına gidiyorsa özel kaleminin derhal o vatandaşı içeriye alması lazım. Bu sıkıntılar var. Bu sıkıntılar bana yansıyor, söyleniyor. Sadece Diyarbakır için söylemiyorum bunu. Fakat büyük hizmetleri var. Kayım atanmasından önce mesela Diyarbakır Büyükşehir Belediye'mizin başkanını ben saygıyla anıyorum. Cumali Bey'i. Cumali Bey'den önce, Cumali Bey'den sonra ki Diyarbakır diye baktığınız zaman hizmet anlamında söylüyorum. Fevkalade bir farklılığı zaten Diyarbakırlılar da görüyor. Diyarbakır'da giden, defalarca gitmiş olan başka efendim şehirlerimizden, yabancı kardeşlerimiz de bunu görüyorlar, takdir de ediyorlar. Ben de o takdiri efendim kendilerine layık bir şekilde tevcih ediyorum ve başarılı buluyorum kendilerini. Fakat az zaman kaldı, şunun şurasına 7-8 ay kaldı. Bu seçimin akabinde zaten şeye eğilinecek, yerel yönetimlerin seçimlerine eğilinecek. AK Parti istersen Diyarbakır gibi bir yerde hiç milletvekili çıkarmasın. AK Parti yeter ki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni alsın. Neden diyeceksiniz? 16 yıl HDP zihniyeti seküler bu Allah'a inanmayanların efendime söyleyeyim çizili rotada bir düşünceyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi idare edilirken ne konuşuldu biliyor musun? Selahaddin Eyyubi kimdir konuşulmadı. Yezidilere yapılan soykırımlar sözüm ona konuşuldu. Hem de hakaret edilmek suretiyle Halid bin Velid ki 600 sene sonra yaşamış Adi bin Musafir sırf İslam'a buhtan etmek için, Müslümanları karalamak için yalan efendime söyleyeyim etkinlikler icra ettiler. Ermenilere soykırım yaptığımızı söylediler. Evet, Ermenilere soykırım değil, Ermenilere misilleme yapan, kısas yapan biz Kürtleriz. Türklerin hiçbir alakası yok. Biz de Ermeniler yıllarca, asırlarca bir arada yaşadık. Onlar bizi öldürdüler. Fransız devriminden sonra milliyetçilik akımları gelişti. Çarlık Rusyası'yla beraber oldular. Zaman zaman bizi arkadan harçerlediler. Keşke o olaylar olmasaydı. Bizler de onu yaptık. Peki senin deden şimdi AK Parti'nin HDP'nin milletvekili adam şu anda Ermenilerden gasp edilmiş köşkte yaşarken tutup da efendim Mesut'un Ermeni soykırımını yaptık. Devlet olarak özür dileyelim demeleri de küstahlıktır. Yezidilere sahiplendiler. Şengal'den 6000 insan getirirken Kobani'den efendime söyleyeyim Müslüman Kürtleri barındırmadılar. O bakımdan belediyelerin yaptığı büyük tahribat hem namus anlayışımıza, hem ahlaki anlayışımıza, hem kültürümüze, hem öz efendime söyleyeyim medeniyetimize büyük tahrip yaptılar bu 16 sene içerisinde. Bunu rehabilite edilmesi lazım. AK Parti hükümetinin, devletin bu konuda eğilip neler yapılması gerekir cihetinde yaraya büyük bir neşter vurması lazım. Cesaretle, secaetle ama bunu yaparken de layıkı veçhiyle Ömer bin Abdülaziz'in adaletine şamil elbette ki adaylar göstermesi lazım.
Evet. Şunu merak ediyorum. Bölgede daha önce yapılan seçimlerde, seçim süreçlerinde FETÖ unsurlarının sinsice propaganda yaptığına dair bilgiler ve haberler geliyordu. Şu anki durum nedir? Yani FETÖ unsurları hala sinsice kara aktif propagandaya devam ediyor mu? Aktif. Aktif. Neler söylüyorlar? Aktif. Ne gibi söylemler geliştiriyorlar? Şimdi özellikle sosyal medya üzerinde kendilerini görürüz. Yani şöyle bir takipçileri kendilerinin takip ettiklerine baktığımız zaman 10'da 100 arasında, 200 arasında olanlar hepsi kripto FETÖ'cü. Özellikle o yumurta kafalılar. Hepsi onlardan. FETÖ'nün ve FETÖ'cülerin, o mel'unun ve ona müntesip olanların nezdinde, şahsında Türkiye istersen Amerika'ya payanda olsun, Türkiye'de istersen bir iş harp çıksın, Türkiye'de istersen milyonlarca insan ölsün, yeter ki onların arzuları yerine gelsin. Öyle bir vampir zihniyet içerisindeler şu anda. Seçimlere yönelik tabii yalanlar ve buhtanlar var. Sayın Özmen, bir de şunu söyleyeyim. İsmini vermeyeceğim ama muhalefet, evet, partilerine son de... Son cümlelerinizi rica edeyim de toparlayacağız, kapatacağız yayınımızı. Muhalefet partilerine de muazzam bir para akışı var FETÖ kripto şirketlerinden. Evet, çok önemli bir iddia. Bakın bu iddia, bunu istihbarat araştırsın, hesaplara bakılsın, kimden ne kadar. Şu İYİ Parti nereden getirdi bu parayı bütün bir ülkede, hemen efendime söyleyeyim. Evet, peki çok teşekkür ediyorum Cemal Bey. Uzunca konuşulacak daha çok konu var ama yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkı sunmuş oldunuz. Diyarbakır Sureski Belediye Başkanı Sayın Cemal Toptancı yayın konuğumuzdu. Bugünkü Yeni Türkiye'nin sonuna gelmiş olduk. Bir başka Yeni Türkiye'de buluşmak ümidiyle hoşçakalın.